Hayırlı sabahlar, hayırlı günler kıymetli seyircilerimiz. Paris Nami programımızın bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel sorularımız ve çok değişik konularımızla karşınızdayız inşallah. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz biz bu programımızda kıymetli, değerli görüşlerine değer verdiğimiz insanları konuk ediyoruz ve sizden gelen sorulara bunlara yanıtlar bulmaya çalışıyoruz. Ve bunlar tabii ki davet ettiğimiz insanların, uzmanlarımızın kendi görüşleri. Kimse bunları yapmak zorunda değil veya bunları bir fetva gibi görmüyoruz. Bunları hatırlatmak istiyorum. Güncel tartışmalardan, güncel polemiklerden uzak durmaya çalışıyoruz. Burada karşılaştığımız sorunlara cevaplar bulmaya çalışıyoruz uzmanlarımıza. Bunları hatırlatmak istedim. Ben Ali abimizi programımıza davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Ali abi programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler Amna Hanım. Nasılsınız? Çok şükür elhamdülillah abi. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah iyilik versin inşallah. Ali abi bugün güncel bir sorumuz var sizin için. Biliyorsunuz 4 Nisan bütün Avrupa genelinde 4 Nisan olarak Pâk tatili. Biz Fransa olarak Pâk tatili diyoruz. Pâk tatili olarak kutluyoruz. Paskalya, belki Türkçe'de sanırım Paskalya diyoruz. Bu Paskalya bayramı nedir? Sanırım yanlış bilmiyorsam bunun içerisine tutulan bizim orucumuza benzeyen bir perhiz var. Birkaç gün tutulan oruç ve benzeri. Bunlar hakkında bizi biraz bilgilendirebilir misiniz Ali abi? Tabii estağfurullah. Önce tabii Paskalya malum Hristiyanların bir bayramı. Yoksa yani bizimle ilgisi olmayan bir şey. Hristiyanların Hazreti İsa'nın diriliş günü olarak her yıl genel itibariyle aslında Mart ayının 14. gününü izleyen pazar günü kutladıkları bir dini bayram. Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart ayının sonundan Nisan ayının sonuna kadar olan bir dönem aslında. Tabii ki bazen mesela bu sene öyle oldu. Mayıs ayına sarktı da oluyor. Yani her sene sabit bir tarihte gerçekleşmiyor bu bayram. Mesela bu sene Doğu kiliseleri derken neyi kastediyorum? Ortodoks Suriyaniler, efendim Ermeniler, Kıptiler, Habeşler Paskalya Bayramı'nı 2 Mayıs'ta kutlayacaklar. Batı kiliseleri az önce siz ifade ettiniz Fransa, benim yaşadığım Almanya'da da 4 Nisan'da kutlayacaklar. Bu bayrama kıyam yoğurtusu, efendim diriliş pazarı ya da böyle diriliş günü gibi isimlerin de verildiğini biliyoruz. Paskalya terimi nereden geliyor? Kısaca ondan bahsetmek isterim. İbranice geçiş anlamında Pesah kelimesinden geliyor Paskalya kelimesi. Ve tarihi kaynaklara baktığımız zaman aslında Pesah İsrailoğullarının Hazreti Musa önderliğinde Mısır'dan ayrılışı anısına bahar döneminde bir hafta boyunca. O da 15 ile 21 Nisan arasında kutlanan bir dikkat Yahudi bayramının adıydı esasında Paskalya. Ama Hristiyanlığın gelmesiyle birlikte bu ifade Hazreti İsa Aleyhisselam'ın insanlığın günahı için kendini feda ederek çarmıha gerildiği ve sonra yeniden dirildiği inancıyla bu inanç dikkat Hristiyanlara ait bir de altını çiziyorum özdeşleştiriliyor ve bunun anısına yapılan bir kutlamayı ifade etmeye başlıyor. Nitekim İncil'lere baktığımız zaman da İncil'lerde yer alan bilgilere göre Hazreti İsa Aleyhisselam Paskalya Bayramı'nın ilk akşamında havarilerle beraber birlikte bir akşam yemeği yiyorlar. Akşam yemeği yedikten sonra yakalanıp ertesi gün ise çarmıha geriliyor. Fakat son akşam yemeğinde havarilerine söylediği gibi ölümünün efendim 3. gününe denk gelen pazar günü diriliyor Hristiyan inancına göre. Bu hadiseyle bağlantılı biçimde erken dönemlerden itibaren Hristiyanlar pazar gününü, haftanın en kutsal günü, Paskalya bayramını ise veya Paskalya bayramı haftasını ise yılın en kutsal dönemi olarak kutluyorlar. Peki bu Paskalya bayramını nasıl kutluyor Hristiyanlar? Paskalya tüm Hristiyanlar tarafından kutlanıyor. Bunu net bir şekilde biliyoruz. Yani yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında kutlandığı ülkeye göre tabii ki değişik geleneklerin olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında en çok yaygını işte yaşıyoruz Almanya'da da görüyoruz. Efendim şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan böyle Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye ediyorlar. Yine Paskalya günü efendim evlerde özel böyle çörekler. Ona da Paskalya çöreği diyorlar, yapıyorlar. Ne bileyim haşlanmış yumurtalar boyuyorlar efendim. Mumlar yakıyorlar ve bir takım dualar okuyarak bu günü bayram tadında yaşıyorlar. Az önce sormuştunuz peki haftalık perhiz bizim orucumuza benziyor mu gibi bir ifadeniz vardı. Buna kısaca cevap verelim. Bu dönemde Hristiyanlar kötü alışkanlıkları bırakma, eğlenceli ortamlardan uzak durma ve geçmiş günahlarını hatırlayıp onlar için af dileme duygusuyla 40 gün boyunca
hayvani gıdalardan uzak duruyorlar. Hatta bazı Hristiyanlar ise bu Perhiz gününde sadece hayvani gıda değil, belli hayvansal gıdalar da yemiyorlar. Mesela Ortodokslar bu Perhiz süresince et yemiyorlar, süt gibi, peynir gibi, yumurta gibi hayvani gıdalar yemiyorlar. Hatta içki de içmiyorlar. Hani dolayısıyla bizim orucumuza benziyor mu diye sordunuz ya Hamdi Hanım. Yani yeme ve içmeden uzak durma adına, yani bu da bir oruç, bir nevi oruç olarak kabul edecek olursak az da olsa benzediğini söyleyebiliriz efendim. Teşekkür ederim abi. Yani kısaca özetleyecek olursam Hazreti İsa'nın diriliş manasına İbranice'den geçen paset kelimesinden geçmiş Paskalya ve de Hazreti İsa'nın doğuşunu kutlanmış oluyor ve bunu çeşitli yumurtalarda bir bayram havasında kutluyorlar. Aynı zamanda da hayvansal gıdaları yememek şeklinde bir oruç değil ama bir perhiz uyguluyorlar 40 gün boyunca. Bu şekilde bir kutsal günleri olmuş oluyor Hristiyanların. Güzel Teşekkür. özetlediniz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz abi. Abi ikinci sorumuz gerçekten çok hani insanlar belki çok takıldığı bir soru. Belki kötülük problemi diye de inançta belki ifade edilen konuya da belki dahil olabilecek bir konu. Allah neden sakat insanlar yaratıyor diye hani gençlerden sorular çok geliyor. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani ne denilebilir? Allah neden sakat insanlar yaratıyor? Evet anlarım. Az önce siz de ifade ettiniz. Yani aklımıza takılan sorular dediniz. Aslında çoğu zaman bizler aklımıza gelen pek çok soruya hemen cevap bulamayabiliriz. Bu normal. Ancak olaylar hakkında gelişen hadiselerden sonra biraz düşünürsek, biraz araştırma yaparsak aslında başımıza gelen olayların perde arkasındaki gerçeklerin çok farklı olduğunu görürüz. Yani sözü şuraya getirmek istiyorum. Bir kişinin özürlü olarak doğmasında şeytan bize görünüşte sanki haksızlık varmış gibi böyle telkinlerde bulunsa da durum aslında hiç de öyle değildir. Nasıl yani diyeceksiniz? Şöyle izah etmeye çalışayım. Öncelikle özürlük çeşitleri pek çoktur. Mesela bazısı insan için gerçekten çok ağır bir imtihandır. Görüyoruz işte çevremizde ve ekranlarda. Ancak mesela ayağı olmayan bir insan biz görmemiş olsaydık ayak nimetinin yine mesela gözü görmeyen kişileri görmeseydik göz nimetinin ne kadar kıymetini bilebilirdik ki? Yani çünkü insanoğlu esasında görmediği şeylerden değil de daha çok bizzat gözüyle gördüğü olaylardan ibret alıyor. Öyle bir karakterimiz var. Ve Rabbimiz bazı insanları özürlü yaratmakla önce kişilerin ona baktığında yani özürlü kişiye baktığında sahip olduğu nimetlerin değerini bilmesi gerektiğini işaret ediyor. İnsanı bunu atlatıyor esasında. Aklı olan birisi ne yapar? Mesela Mecnun birine yani akli melekesini yitirmiş birine baktığında akıl nimetin esasında ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark etmiş olması lazım. Anlamış olması lazım. Peki tam da sözün burasında Amine Hanım. O zaman aklımıza şöyle bir soru gelebiliyor. Burada o zaman o özürlü kimsenin ne suçu var? Yani ben ibret alacağım diye, ben efendim Rabbimin bana vermiş olduğu nimetleri hatırlayacağım ve şükrümü artıracağım diye o zaman muhatabın karşı taraftaki insanın ne suçu var? O neden özürlü yaratıldı? Ona da şöyle kısa cevap verebiliriz. Yani veren de alan da malum Allah olduğu için Rabbimizin insana her nimeti verme gibi bir mecburiyeti yoktur. Bu cümleyi bir daha altını çizmek istiyorum. Rabbimizin her insana aynı ölçüde nimetleri vermek gibi bir zorunluluğu yoktur. Mesela düşünün, annenizin elinde yumaklar var. Bu arada benim de aklıma annem geldi. Özellikle kış gelmeden önce bize yün çoraplar örerdi. Rabbimiz bu arada bütün annelerimize sağlık ve afiyet versin aklımıza gelmişken. Mesela yumak diyorduk evet. Düşünelim ki annenizin elinde yumaklar var. Mesela bir yumak ile yani bu masayı silme bezi, öteki yumak ile diyelim kazak, veya başka bir yumakla da diyelim bir paspas yapsa mesela ve silme bezi yapılan yumağın mesela şunu deme hakkı var mı? İşte beni neden kazak yapmadın ki beni böyle yerlerde pis şekilde kullanıyorsun? Bunu diyebilir mi? Böyle bir hakkı olabilir mi? Esasında bu durum insan içine geçerlidir. Basit bir örnek oldu belki ama yani kişinin vücudunda bazı özürlerin olması sebebiyle itiraz etmek yerine sabır gösterip daha da ağır musibetlere maruz kalmadığı için şükretmesi gerekir esasında. Diğer bir husus da şu, özürlü olan kişiler her ne kadar her şeyden mahrum görülseler de veya bir takım şeylerden mahrum görülseler de ahirette, dünya, malum hayat sadece bu dünyadan ibaret değil,
Ahirette pek çok kimse keşke biz de özürlü olsaydık diye temennide bulunabilecekler. Mesela aklı melekesini yitiren bir insandan bahsetmiş hatırlarsanız. Böyle bir insan ahirette mükellef olmayacağı için o kişiye düşünebiliyor musun? Ceza verilmeyecek. Veya gözleri görmeyen birisi mesela bu nimetten mahrum bırakıldıysa Allah ona ahirette cenneti verecektir ki bu hususta esasında kutsi bir hadis de var. Rabbimiz o kutsi hadiste Efendimizin dilinden şöyle buyuruyor. Kulumu gözlerini almakla imtihan ettiğimde sabrederse onların yerine ona cenneti veririm buyuruyor Cenab-ı Hak. Nice sağlam kişiler var ki esasında bir özürlü kadar Allah katında değerli olmayabiliyor. Mesela sahabe efendilerimizden, ama sahabelerden Hazreti Abdullah bin Mektum, mesela Am bin Cemuh gibi böyle özürlü olup da esasında Allah katında çok değer ifade eden nice insanlar vardır. Unutmayalım ki hadislerde de ifade buyurulduğu gibi Cenab-ı Hak bizim dış görünüşlerimize değil de kalbimizi itibar ediyor. Nitekim Efendimiz sosyal bir hadislerinde hepimizin ezbere bildiği İnna Allah la yanduru ila suvarikum ve la ve emvalikum velakin yanduru dikkat ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin vücudunuza ve dış görünüşünüze değil de kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruyor Efendimiz. Evet, bitiriyorum sorunun cevabını. Engelli olmak dolayısıyla bir noksanlık değildir, ilahi bir imtihandır. Son olarak şu hususun altını çizmemize fayda var. Toplumdaki her kişi hayat süresi içerisinde engelli olabilir. Dikkat! Önemli olan engelli kimselerle ilgili önce zihinlerimizdeki engelleri ortadan kaldırmak ve onların yani engelli kardeşlerimizin günlük yaşantılarında hayatlarını kolaylaştıracak tedbirleri almamız lazım efendim. Teşekkür ederiz abi. O zaman yani bakış açımız da belki doğru olması gerekiyor. Yani ahirete yönelik bakarsak Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığını ahirette beklemek açısından baktığımız zaman zaten bu insanlar belki biz pişman olacağız ki biz sakat değildik de hani Allah korusun tabii ki ama belki gözümüze günaha girdik veya dilimize günaha girdik. Keşke Allah korusun tabii ama olmasaydı belki dedirtecek bize ahirette. Bu açıdan bu insanlar mükafatlarını fazlasıyla inşallah alacaklar. Önemli olan bu açıdan belki bakabilmek dediklerinizle Ali abi inşallah. Öyle bakarız bizler de. Ali abi üçüncü sorumuz da biraz gene gençlerden gelen bir soru. Biraz daha farklı bir soru. Şey soruluyor abi hani gece eğlencesine çıkabilir miyim? Çünkü biz yani şu an Avrupa'da yaşıyoruz ve burada gece eğlencesi çok yaygın gerçekten. Hani insanların kültürlerine yerleşmiş bir şekilde hani haftanın bir günü geceliğin diyelim ki eğlenceyle geçirmek. Bu noktalarda hani gençlerden böyle bir soru gelebiliyor. Gece ibadetine pardon gece eğlencesine çıkabilir miyiz diye. Nasıl cevap verebiliriz? Ne diyebiliriz çocuklarımıza, gençlerimize bu konuda? Yani anlayalım, genel bir ölçü verelim isterseniz. Yani tabii gece eğlencesinden kasıt ne tam açılmamış ama ben anlıyorum az çok ne demek istediğini kardeşimizin. Şöyle genel bir ölçü verelim. Gerçi hep öyle yapmaya çalışıyoruz sorularda. Efendim bir çerçeve çiziyoruz, bir elbise dikiyoruz. Ona göre insanlar bu elbiseyi veya bu çerçeveyi bakıp kararı kendileri versinler. Şimdi dinimiz gayesiz ve faydasız vakit geçirmeyi malum hoş görmüyor. Boş vakit dinimizde değerlendirilmesi gereken en önemli nimetlerden biri olarak sayılıyor. Nitekim bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Nimetâni mâbûlûn fîhimâ kethîrun minennâs es-sihha vel-ferâh. Ne demekti anlamı? İki nimet vardır ki diyor Nebiler Serveri. İnsanların çoğunluğundan gafildirler. Bunlardan birincisi es-sihha yani sıhhat. Diğeri ferah yani boş vakit buyuruyor Efendimiz. Yine Efendimiz'in ifadeleriyle manasız işler yani mala yani diyor Efendimiz ile meşgul olan kimse dinimizce malum makbul sayılmıyor. Yani Allah Resulü min husne İslamil mer'i terkuhu mala yani faydasız şeyleri terk etmesi bir kimsenin iyi Müslüman olduğunun alametlerindendir diyor Efendiler Efendisi. Şimdi bu manada boş vakitler muhakkak dünya ve ahirette faydalı olacak bir işle doldurulması lazım. Bu cümlenin altını bir daha çizelim. Boş vakitlerimiz ne maksatla olursa olsun dünya ve ahirete faydalı olacak bir işle doldurmamız lazım. Dinimiz her şeye malum bir ölçü koyuyor ve Allah'ın koymuş olduğu sınırlara uymanın insanı mutlu edeceğini Cenab-ı Hak bildiriyor. Efendimiz hakeza öyle. Ve aynı zamanda nefis ve şehvet yoluna gitmenin ise geçici zevklere dalmanın sonunun pişmanlık olduğunu söylüyor. Dolayısıyla dünya nimetleri bir bakıma insanı sıkıntıdan kurtarmak, eğlendirmek için yaratılmıştır. Doğru. Fakat bu eğlenmenin
sınırlarını ve ölçülerini bilmemiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Bu noktada eğlence esasında iki kısmı ayrılıyor dinde. Bir, dikkat, meşru, yani yasak olmayan mubah eğlenceler. Nedir bunlar? Efendim kişinin arkadaşlarıyla sohbet etmesi, beraber spor yapması, futbol oynaması, basketbol oynaması, masa tenisi, ata binme. Yani ne bileyim, bilmiyorum sizin orada ne tür buna benzer eğlenceler var. Mesela yine aşırıya gitmeden tablet oyunları belli bir saat içerisinde oynaması gibi bu şekilde yapılan eğlenceler, bunlar tabii ki meşru eğlenceler. Bir de bunun dışında ikinci olarak gayrimeşru, yani yasak eğlenceler var. Bunlar nedir? Bunlar Kur'an ve sünnette yasaklanan, kişiyi harama götüren, harama teşvik eden eğlencelerden elbette uzak durmak lazım. Şimdi gece eğlencesinden kasıt, bu genç kardeşimizin sorduğu soruya gelelim. Şayet dikkat, disko gibi, efendim bar gibi ve benzeri eğlence merkezlerinde eğlenmek ise bunu tabii ki tasvir etmemiz mümkün değildir elbette. Oradaki ortamı az çok tahmin edebiliriz. Yani şimdi batıl tasvir edip de soruyu uzatmayalım isterseniz. Son olarak şunu ifade edelim ve soruyu bitirmiş olalım. Gönlünce eğlendiği halde bir türlü böyle tatmin olamayan günümüz insanı yaratılış gayesine uygun olarak boş vakitlerini değerlendirmeli, kendisine faydalı eğlenceler peşinde efendim koşmalı. Bu kendisine faydalı eğlenceler çok uzun uzun sürer. Ama bir çerçeve verdiğimi düşünüyorum. Bu çerçeveye göre efendim, ona göre insanlar herhalde doğru veya yanlışı bulabilirler. Evet, teşekkür ederiz Ali abi. Çünkü hani toplumun içinde olan insanlar bazen hani bazı şeylere de dahil olmak zorunda veya durumunda diyelim de kalınabiliyor. O zaman bu noktalarda meşru olan kısımlarda belki dahil olup hani hem diyaloglarımızı, insanlarla ilişkilerimizi belki bu şekilde devam ettirebilirler. Ama hani çizdiğiniz şekilde meşruiyet dairesine kesinlikle dikkat edilmeli. Meşru olmayan bir ortam veya bir şey söz konusuysa tabii ki bu söz konusu olamaz. Oraya dahil olunması o zaman o şekilde. Teşekkür ederiz Ali abi. Allah razı olsun Ben size bilgilerinizden dolayı. İnşallah başka bir programda diğer sorularımıza tekrar sizinle birlikte olmayı istiyoruz. Allah'a emanet olun abi. Bayağı efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ben bir kısa açıklama yapmak istiyorum kıymetli seyircilerimiz. Yani bana çok eleştiri geliyor aslında hani abi ve abla kelimelerini çok kullanmama dair ve ben de bunu gerçekten düzeltmek istiyorum. Program başlamadan önce de çok gayret ediyorum hocam demeye. Ama maalesef ben bir şekilde bunlar belki abimizin samimiyetinden de olabilir. Allah razı olsun çok samimi bir şekilde bize davrandığı için. Bir şekilde sürekli bunları kullanamıyorum açıkçası. Böyle bir kısa açıklama yapmak istedim. Yani eleştirilerinizi gerçekten bana ulaşıyor. Kabul ediyorum ama bir şekilde bunları uygulayamıyorum. Yani belki samimiyetten dolayıdır diyelim. Program bu şekilde devam ediyor. Bunu da açıklamak istedim. İnşallah şimdi hadi pardon Neslihan ablamıza devam edeceğiz programımıza. Evet kıymetli seyircilerimiz programımız Neslihan ablamıza devam ediyor. Hoş geldiniz Neslihan abla programımıza. Çok teşekkür ediyorum Amine Hanım. Nasılsınız? Elhamdülillah. Allah razı olsun Neslihan abla. Size de geçmiş olsun. Neslihan ablamız uzun bir süre korona hastalığıyla mücadele etti. Yani sağ olsun gene de bizi kırmadı programımıza dahil oldu ama biraz hastalığın izleri kalmış herhalde. Tekrar geçmiş olsun Neslihan abla. Çok teşekkür ediyorum Amine Hanım. Allah razı olsun. İnşallah geçer gider. İnşallah gerçekten zor bir hastalık. Rabbim gerçekten herkesten uzak etsin. Benim de eşim yakınlarda atlattı. Gerçekten. Allah uzak etsin. Gerçekten bu devletin koyduğu tedbirlere de gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Ben eskiden böyle şey yapıyordum hani o tedbir olunca üzülüyordum ama şu an artık diyorum ki iyi ki tedbir var. Görüşmeyelim şey olmasın yeter ki gerçekten hastalık geçmesin. Allah korusun hepimiz. Gerçekten. Neslihan ablacığım. Gerçekten öyle. Neslihan abla, ben bugün dilerseniz güzel bir konumuzla konuşmak istiyordum sizinle. Malum bu hafta içerisinde cumartesi günü Berat gecesi olacak inşallah Şaban ayının 15. gecesi. Bununla alakalı biraz sizinle konuşsak. Ben sadece şunu söyleyerek söze girmek istiyorum. Berat gecesi, bu gece Berat adının verilmesinin sebebi bu gecede Berat olmasıdır denmiş. Yani Berat kurtuluş olması denmiş. Müminler adına hani bir kurtuluş vesvesesi isim kelime manası olarak bu şekilde konmuş. Buyurun sizi dinleyelim Neslihan abla. Neler söylemek istersiniz Berat Kandili ile Berat gecesiyle alakalı? Evet. Şimdi Amine Hanım gerçekten 3 aylar bizim Cenab-ı Hakk'ın bizlere vermiş olduğu sanki hani tekrar sizler için bol bol ikramlarımın, bol bol hani affımın, bol bereketimin akacağı günler geldi mesajıdır. Gerçekten 3 aylar.
Çünkü biz bu 3 ayın haricinde gaflete dalabiliyoruz. Namazımızda, orucumuzda, gecelerimizi ihyada, Kur'an okumalarımızda maalesef dünyaya dalabiliyoruz. Cenab-ı Hak sanki tekrar hani bugünleri Amas mahiyetinden tekrar tevbe edin, tekrar salatü selamlarla, tekrar Kur'an-ı Kerim'e gönlünüzü vererek, tekrar bir namaz kılarak, tekrar bir tevbe ederek, tekrar bir dönüş almamızı, Rabbimize yüzümüzü dönmemizi bize ihsan etmiş oluyor. Yani o yüzden bunlara piyango biletleri yani sanki ama kazancı %50, %100, %70 kazancı olan böyle piyango biletleri gibi bakabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın özel ihsanları gerçekten. İşte Berat gecesi de onlardan bir tanesi ki Şaban ayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın benim ayım dediği bir ay. Yani Recep ayı Allah'ın ayıdır. Şaban ayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayıdır. Ramazan ayı da müminlerin ayıdır. O yüzden çok kıymetli bir ay Şaban ayı. Ve özellikle Ayşe validemizin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok fazla oruç tuttuğunu ifade buyurduğu bir aydır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban'ın 15. gecesi girdiği zaman gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle ihya edin buyurduğu ve bu gece bu Berat gecesinde Cenab-ı Hakk'ın kelp koyunlarının kılları sayısınca insanları af edeceği müjdesini vermiş Efendimiz iki can serveri. Bu gece nüzul ettiği zaman akşamdan sabaha kadar Cenab-ı Hakk'ın yok mu benden afiyet isteyen afiyet vereyim. Yok mu rızık isteyen rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen şifa vereyim. Yok mu yok mu diye sabaha kadar kullarını beklediğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere müjdeliyor. Cenab-ı Hakk'ın bizleri sabahlara kadar beklediği o an seyyalelerde biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdesi gereğince ne yapmaya çalışıyoruz? Gündüzlerini oruçla, akşamlarını da tevbe, istiğfar, salavat, Kur'an okuyarak, tesbih namazı kılarak ve Rabbimizin hoşuna giden ibadetlerle teçhiz etmeye, güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Bazı rivayetlerde olduğu gibi 100 rekatlık veya 10 rekatlık namaz kılıyoruz. 100 rekat kılarsak her Fatiha'dan sonra 10 ihlas, 10 rekat kılarsak her Fatiha'dan sonra 100 ihlas şeklinde çok güzel bir salat-ı hayır namazı var. Yani bu gece ne kadar hani gönüllerimizi açsak affet bizi ya Rabbi, affet bizi ya Rabbi, affet bizi ya Rabbi desek işte o kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince bizler de o sayıların içerisine gireceğimizi umut etmeliyiz ve ümit etmeliyiz. Hani bir adam anlatırlar Amine Hanım. Daha doğrusu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor hadiste. Adam 99 tane insanı öldürmüş. En sonunda bir papaza gidiyor. O da diyor senin affın yok. Benim affım var mı diyor. Senin affın yok diyor. Onu da öldürüyor. Bir hahama gidecekken yolda vefat ediyor. Hani benim affım var mı? Yolda vefat ediyor. Ve Cenab-ı Hak meleklere onun hesabını yapmasını emir buyuruyor. Melekler de onu daha çok hani adam öldürdüğü için çok günah işlemiş şeklinde ölçecekken Cenab-ı Hak onun amelini salih amele yaklaştırıyor. Çünkü affa yaklaşmıştı, af arıyordu. Salih amele yaklaştırıyor ve o insanı bu şekilde affediyor. Hani ihtiyar bir adamdan bahsediliyor hadisi şerifte. Adam sürekli arkasını dönüp mahşer günü Cenab-ı Hakk'a bakıyor. Rabbimiz onun hesabını görmüş. Bu günahları işledin mi? Evet işlediğini itiraf etmiş. Fakat melekler alıyorlar onu cehenneme götürürken o yaşlı adam, sakallı adam dönüp dönüp böyle Rabbimize doğru bakıyor. Hadis-i şerif bu, kutsi hadis-i şerif. Ve Rabbimiz soruyor. Hani neden bakıyorsun kulum? Neden dönüp dönüp bakıyorsun? O da diyor ki ya Rabbi ben dünyadayken senin beni affedeceğini ümit ediyordum. Rabbimiz buyuruyor ki o zaman o kulumu cennete götürün. İşte böyle bir Rabbimiz var. Bu hadisi şerifi Peygamber Efendimiz anlattığı zaman
Benim Rabbim ümmetimin aksakallılarını affetmemekten haya ediyor da ümmetimin aksakallıları günah işlemekten haya etmiyorlar buyuruyor. Yani hani şunu anlamamız lazım. Bizim Rabbimiz gerçekten Erzurumluların da ifade buyurduğu gibi bahane tanrısı. İşte Berat gecesi de bu yüzden çok değerli. Yani Rabbimiz zaten affetmek istiyor. Bir teveccüh, bir teveccüh. Sabaha kadar Cenab-ı Hak elini açacak. Yok muafiyet isteyen, yok muaf isteyen diyecek. Biz de ya Rabbi af istiyoruz senden, cennetini istiyoruz diyeceğiz. Rabbimizin rızasını elde etmeye çalışacağız inşallah. Amine Hanım, bu geceyi bu şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Üstad Hazretleri Berat gecesinin aynen Kadir gecesine yakın bir kıymette olduğunu, nasıl ki Kadir gecesinde 80 senelik bir ibadet sevabı kazanıyorsak, Kadir gecesinde de 50 senelik ibadet sevabı kazanacağımızı ifade buyuruyor ve hadislerde de zaten Kadir gecesinde her bir harfe, her bir Kur'an harfine 30 bin, Berat gecesinde de 20 bin sevap olacağı hadislerden bizlere bildirilmiş. Bu yüzden gerçekten hani Peygamber Efendimizin çok değer verdiği bir gün, çok değer verdiği bir ay oluyor. Hem Şaban ayı hem de Berat gecesi. Yani neden bu kadar hani önemli? Ne kadar bu kadar önemli denilince de Allahu Teala bütün şeyleri Berat gecesinde takdir eder. Kadir gecesi gelince de bu şeyleri sahiplerine teslim eder. Yani Berat gecesinde bizim taksimlerimiz yapılıyor bu gece ve meleklerin ellerine bırakılıyor taksimler. Kimin öleceği, kimin yaşayacağı, kimlerin affedileceği, rızkımız takdir ediliyor. Kadir gecesi de hükme bağlanıyor. O yüzden bu gece hani meleklerle Cenab-ı Hakk'ın arasında bir muhavere var. Hani biz görmüyoruz gök alemlerinde bizim için yazılıp çizilenleri. Ama bir şey var yani insan hakkında bir hüküm var, bir karar var Berat gecesi. O yüzden bizim gerçekten bu kulpa tutulmamız lazım. Berat gecesine tutulmamız lazım Amine Hanım. Evet abla, yani bir de özellikle gece diyoruz ya, bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabında bir şey söylemek istiyorum, okumak istiyorum. Yani Müslümanların yeryüzünde iki bayram günü olduğu gibi meleklerin de semada iki bayram gecesi vardır. Meleklerin bayramı Berat gecesi ve Kadir gecesidir. Müminlerin bayramı da Ramazan bayramı ve Kurban bayramıdır. Meleklerin bayramı gece olur çünkü onlar uyumazlar. Müminlerin bayramı da gündüz olur çünkü onlar gece uyurlar. Yani bu iki Berat Kandili ve Berat gecesi ve Kadir gecesi meleklerin bayram günüdür diye ifade edilmiş Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabında. Yani şimdi Berat gecesi derken daha çok geceyi ibadetle geçirmemiz tavsiye ediliyor değil mi Nesa Hanım? Evet. Yani geceyi Evet. ibadetle geçirmek. Hı. Yani Ayşe neler Valide yapabiliriz neler ibadetler yap? olarak? Neler Gerçi yapabilir? söylediniz, bir namaz tavsiye ettiniz. Onun dışında böyle bir madde madde söyleyebilirseniz seyircilerimiz için bence faydalı olur diye Evet. düşünüyorum. Evet, abla. Gündüz sabah güzel bir kuşluk namazını veya işrak namazını kıldıktan sonra, sabah namazımızı eda ettikten sonra güneşin ışıklarını bekleyip güzel bir işrak namazı kılıp güzel bir tevbe ettikten sonra Allah'ın izni ve keremiyle sonra kuşluk vaktini bekleyip o günah hani köpükler adedince olsa, denizin köpükleri adedince olsa günahlarınız affolunur denildiği o kuşluk namazını da kıldıktan sonra bir yarım saat, 10 dakika gözyaşlarıyla istiğfar etmeliyiz. Zaten hani oruca niyet etmiştik, gece kalkmıştık. Hem o günü hem de ertesi günü. Çünkü özellikle ertesi günü oruç tutmak lazım. Hani karşıladığımız gecenin ertesi gününde orucu tutmak lazım. Bir şey belirtmek istiyorum da Nesan abla, Evet. şöyle hani genelde bizde şey oluyor ya, hani bizim kullandığımız saate göre gündüz başlıyor ve gece 12'de gün bittiği insanlar karıştırabiliyorlar zaten. Şaban ayının 15. gecesi demek zaten biz geceyle başladığımız için, mesela cumartesi gecesi ise 15'in, yani kandil günü aslında pazar günü olmuş oluyor. Yani cumartesi günü olmuyor. Yani cumartesi günün gecesiyle biz başlıyoruz çünkü gece Evet. başlamış oluyor gün, ama ertesi Cumartesi günü pazar günü. iftarla başlamış. Evet, Evet. o gün de çok, çünkü şu yüzden ifade etmek istedim. Çünkü insanlar karıştırıyorlar. Hani tamam, cumartesi günü güzel değerlendiriliyor. O gün oruç tutuluyor. Ama bu sefer pazar gününü, hani ertesi gün esas o gün kandil günü ya, onu insanlar atlayabiliyorlar. O yüzden kandil günü aslında gecenin sonrasındaki gün. Yani kandil günü oruç tutmak da aslında o gecenin gündüzü olmuş olacak. Yani hani siz kandil gecesini
değerlendireceksiniz. Sabahına oruçlu olacaksınız aslında. Karşılamak için oruç tutarsınız o ayrı ama hani bunu da bir ifade etmek istedim. Çünkü ben sohbette yapan bir insanım. Genelde insanlar bunu karıştırabiliyorlar. Hani gün gece karışabiliyor. Evet, Normal çünkü farklı Amine. olan İslam'da geceyle başlıyor gün. O yüzden ifade etmek istedim siz söyleyin sadece. Çok güzel ifade ettin, Allah razı olsun. İşte hani o kuşluk namazından sonra bir 10 dakika, 20 dakika gücümüz yettiği kadar böyle elimizden geldiğince. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ağlayınız, ağlayamıyorsanız kendinizi ağlamaya zorlayınız. İşte kendimizi ağlamaya zorlayarak, çünkü bu benim aklıma geldiği zaman, yani Kelp kabilesinin koyunlarının kılları arasında olma ihtimalimiz o kadar çok yüksek ki yani. O adedin içinde olmamız ihtimali o kadar çok yüksek ki. İşte bu reca duygusuyla, af duygusuyla, reca duygusuyla, ne olur ya Rabbi. Yani geçmişte birçok belki günah işledim, işte belki gıybet ettim. Yani nasıl sahiplerine ulaşacağım onu da bilmiyorum. Belki üzerimde bir iğne hakkı olan insanlar var, nasıl ulaşacağım onu da bilmiyorum. Ama Allah'ım, ne olursun bana affın yollarını göster, affı kolaylaştırma, beni affettin. Beni, ailemi, sevdiklerimi, bütün ümmeti Muhammed'i affet. Hani her zaman çok hoşuma giden bir hadis-i şerif vardır. O hadis-i şerifte melekler diyorlar ki, bu sene hiç kimsenin haccı kabul olmadı. Ama oradan sonra bir melek çıkıp geliyor, diyor ki, iki kişi o kadar güzel dua etti, Allah'a yöneldi ki Allah onların hatırına diğer hacıların da haclarını kabul etti. İşte hangimizin duasının kabul olacağını bilmediğimiz için öyle ümmeti Muhammed'e af diledikten sonra, bir parça belki uyunduktan sonra, bir parça bir kayrıyla yaptıktan sonra tekrar öğle namazı, bir Kur'an-ı Kerim tesbihatımızdan sonra, akşam iftardan sonra artık gecemiz başlıyor. Önce güzel bir istiğfar, ondan sonra cevşenimizi, Kulübü Dariya'dan, arkadaşlardan bölüştüğümüz bölümleri, herkes hatimden bir cüz alarak veya iki cüz alarak sabahtan akşama kadar cüzlerini okumak suretiyle, ondan sonra salatü selamlar, tefriciye paylaşımları ve gece bu 100 rekatlık hayrus salat veyahut da bir tesbih namazıyla sabaha kadar tekrar, çünkü o gece yarısında Rabbimiz ellerini açacak ve sabaha kadar bizi bekleyecek. Biz de Rabbimizden şifa, af ve afiyet ve rızık isteyeceğiz inşallah. Bu şekilde değerlendirmemiz hem bizim için hem de ümmeti Muhammed'in ve insanlığın girdiği şu dar boğaz için çok güzel olacaktır. Gerçekten hani insanlığa sanki bir alarm var, bir sinyal var göklerden. Hani kendinize çekidüzen verin. Kur'an'ın ayetleri ışığında bir hayat yaşayın. Hani Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'e soruyor, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e soruyor yani. Neden Şaban ayına bu kadar hürmet? Çünkü hükümlerin tespit edildiği gece ya Ayşe, yani Allah katında çok değerli günler, çok değerli geceler. O yüzden gerçekten bizim de bu kadar sıkıştığımız, sıkıntılara gark olduğumuz dönemde Berat gecesi bize ışık olacak, burak olacak. Amine Hanım inşallah Teala. İnşallah Allah razı olsun ne sanalda. İnşallah gibi hepimiz için bir berat olan bir gece olur. Seyircilerimizle birlikte inşallah güzel değerlendirmek nasip olur hepimize. İnşallah. İnşallah canım, Amine amcığım. Ben sizi daha fazla yormak istemiyorum ne sanalda. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ağzınıza Siz sağlık. hakkınızı helal edin. Ne kadar kusurum varsa affola. İnşallah Berat gecesinde hep beraber Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu hep beraber en güzel şekilde gösterelim. Rabbim programlarınızı hayırlı etsin inşallah. Amin inşallah. Şunu da belirtmek istiyorum. Bizim programımız pazartesi günü yayınlanıyor ama muhakkak Berat Kandili özel İBM YouTube kanalımızda Kandil programımız oluyor. Onu da kaçırmamalarını tavsiye ederim seyircilerimize. Gerçekten çok Evet. dolu dolu bir program oluyor. Evet, Onu da hatırlatayım. programlarınızı kaçırmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Teşekkür ederiz abla. Siz katkıda sağlıyorsunuz. Allah razı olsun zaten. Çok beğeniyorum gerçekten programlarınızı. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz abla. Allah teşekkür ederim Nesan abla. Tekrar Allah'a Ben emanet teşekkür olun. ederim. Ben teşekkür ederim Amine Hanım. Allah'a emanet olun. Programımız Nesan ablamız da burada sona erdi ama kıymetli seyircilerimiz hadis okumalarıyla devam ediyor. Bu arada şey hatırlatmak istiyorum. Geçen haftaki hadis okumalarında da Şaban ayı ve Berat Kandili'nin faziletleriyle alakalı Remziye Şahin hocamız sizi bilgilendirmişti hadislerle. Belki bir hatırlamak isterseniz, belki dikkatinizden kaçmıştır. Tekrar izlemek isterseniz size onu da tavsiye ederim. Buyurun bu haftaki hadis okumalarıyla sizi baş başa bırakıyorum.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bu haftaki hadis okumaları programımızda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmenin faziletlerinden bahsedeceğiz. Geçen hafta Şaban-ı Şerif ayında yapılması gerekenlerden bahsederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban benim ayımdır buyurması üzerine bu ayda bol bol salatu selam getirmeliyiz demiştik. İşte Ashab suresi 56. ayette Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler siz de ona çokça salavat, salat ve selam getirin buyuruyor Rabbimiz bize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şanını yücelten ayet-i kerimelerden birisidir bu. Ashab suresi 56. ayet. Bu ayette hem Rabbimiz hem de meleklerin Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmeleri onun Allah katındaki değerini ortaya koymaktadır. Allah-u Teala'nın Peygamber zişanına salatu selam getirmesi, ona merhamet etmesi, şan ve şerefini yüceltmesidir. Meleklerin Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmesi, yine aynı şekilde onun takdir ve kıymetini anmaları ve onun yüce mertebeleri ulaşması için Allah-u Teala'ya niyazda bulunmaları demektir. İşte bu ayet-i kerimede Rabbimiz kendisinin ve meleklerinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirdiklerini hatırlattıktan sonra kullarına hitaben sizler de bizim gibi Allah Resulüne salatu selam getirin diye bizlere emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ayet bir emir ayetidir sevgili dinleyenler. O yüzden bizler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmekle yükümlüyüz. Bunu yapmazsak ne oluruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cimri odur ki adım anıldığı halde bana salatu selam getirmeyen kimsedir diyor. Bunu Hazreti Ali radıyallahu anhüm rivayet ediyor. Cimri yanında adım anıldığı halde bana salatu selam getirmeyendir. Normalde yaygın inanışa göre cimri kimdir? Tükenir korkusuyla malını harcamayan kimseye denir değil mi? Ama bu anlamdaki cimriden daha kötü olanı ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle yanında adı anıldığı halde kendisine salatu selam getirmeyendir. Neden? Allah-u Teala'nın emrine karşı cimrilik etmiş oluyor. Salatü selam getirmeyen kişi. Allah-u Teala'nın ve meleklerin meşgul olduğu işle meşgul olmamış oluyor. Onun emir buyurdu ve boynuna borç olan bir şeyi yapmamış ve cimrilik getirmiş oluyor ki sadece Allah-u Teala'ya değil şu hadisi şerife binaen kendisine karşı da cimrilik yapmış oluyor. Abdullah İbn As radıyallahu anhüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Kim bana bir defa salatu selam getirirse bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Allah-u Teala ona 10 misli merhamet eder. Sadece bir salatu selam getirdiğimizde Rabbimiz bize 10 misli merhamet ediyor. Bu hadisin Nesai'de geçen başka rivayetlerinde Cenab-ı Hakk'ın 10 defa merhamet edeceği müjdesine ilaveten o kimsenin 10 günahının bağışlanacağı, manevi mertebesinin 10 derece artacağı, yükseleceği de haber verilmektedir. Demek ki insan sadece bir kez, kısa olanından dahi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dediği zaman ona 10 misli merhamet ediyor Allah-u Teala, 10 günahı siliniyor, yerine 10 hasene iyilik yazılıyor ve manevi mertebesi 10 derece artıyor. Bir salatu selam getirmekle onlarca güzelliği yapmış oluyoruz. Onlarca güzellik elde etmiş oluyoruz. Eğer bunu yapmazsak işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi büsbütün cimri olanlardan olabiliriz. Allah muhafaza. Hazreti Übey İbn Ka'b Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor bir gün ve şöyle diyor. Ya Resulallah ben dua için ibadet için ayırdığım vakitlerde sana bolca salatu selam getiriyorum. Seni bolca anıyorum, salatu selamlar getiriyorum. Ya Resulallah, ben dua için ayırdığım vakitlerin kaçta kaçını sana salatu selam getirmekle değerlendireyim diye soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sen bilirsin ama ne kadar fazla salatu selam getirirsen bu senin için daha hayırlıdır buyuruyor. Bunun üzerine Übey İbn Ka'b diyor ki ya Resulallah dörtte biri yeterli mi? Dörtte birini salatu selam getirerek değerlendirsem?
Peygamber Efendimiz diyor ki, istediğin kadar salatü selam getirebilirsin ama daha fazlasını getirirsen senin için daha hayırlıdır. Bunun üzerine yarısını getireyim mi ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselam, sen bilirsin istediğin kadar salatü selam getirebilirsin ancak daha fazlasını getirirsen senin için daha hayırlıdır. Bunun üzerine, ya Resulallah, ben dua için, ibadet için ayırdığım vaktin tamamında sana salatü selam getirsem, o vakti sana salatü selam getirmekle değerlendireyim dediğinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, işte sen böyle yaparsan Allah Teala senin dünya ve ahiret işlerini kolaylaştırır. Dünya ve ahirette seni rahat ettirir. Allah seni himayesi altına alır ve günahlarını bağışlar buyuruyor. Demek ki biz dua için, ibadet için ayırdığımız vaktin tamamında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selamlar getirirsek hem dünya hem ahiretimiz asan olacak. Hem dünya ve hem ahirette iyiliklerle, güzelliklerle karşılaşacağız. Yaptığımız günahlar bağışlanacak. Dünyevi ve uhrevi sıkıntılarımız dinecek. Dertlerimiz dinecek inşallah. Öyleyse günlük hayatımızda elimizden geldiği kadar bir mümin olarak bol bol salatü selam getirmeliyiz inşallah. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evs İbni Evs radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salatü selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün salatü selam getirebilirsiniz ancak özellikle Allah katında en faziletli gün olan cuma gününde salatü selam getirirseniz o gün onlar bana bizzat sunulur buyuruyor. Peki Efendimiz'e salatü selamlarımızı kimler sunuyor? Allah-u Teala'nın yeryüzünde dolaşan, özellikle de zikredenleri arayan melekleri varmış. İşte bu meleklerin görevi Resulullah'a salatü selam getirenleri tespit etmek ve onların selamını alıp bizzat Efendimiz'e ulaştırmakmış. İşte o gün özellikle cuma günü bol bol salatü selam getirdiğimizde onlarca iyiliğe, onlarca haseneye kavuştuğumuz gibi, mertebemiz yükseldiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bizzat salatü selamlarımız ulaşıyor. Başka bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz diyor ki o gün Allah-u Teala bana ruhumu iade eder ve ben o salatü selamları bizzat kendim alırım diyor. Bunun işte ne şekilde olacağı Allahül Alem bilemeyiz. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorsa muhakkak doğrudur. Öyleyse biz de Efendimizin bizzat alacağı o salatü selamlarımızı arttırmalıyız. Özellikle cuma gününde bolca salatü selam getirmeliyiz inşallah. Fedale İbni Ubeyd radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra Allah'a hamd etmeden Peygamber aleyhissalatu vesselama salatu selam getirmeden dua eden bir adamı işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti buyurdu. Sonra o adamın yanına çağırdı. Ona veya bir başkasına şöyle buyurdu. Biriniz dua edeceği zaman önce Allah Teala'ya hamdü sena etsin. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdikten sonra hemen aceleyle dua eden kişi için böyle buyuruyor. Bu adam acele etti. Ne yapması gerekiyordu? Namazının arkasından önce hamd edip Allah-u Teala'ya hamdü senalarda bulunup arkasından salatü selam getirip dua etmesi, arkasından yine salatü selamla duasını bitirmesi gerekiyordu. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önceki hadiste dediğimiz gibi kendisine getirilen salavatları Allah-u Teala kabul buyuruyor. Duasının başında hamd edip salavat getirdiği zaman Allah-u Teala kabul buyuruyor. Duasının sonunda salatü selam getirdiği zaman Allah onu da kabul buyuruyor. İşte iki kabul buyurduğu salatü selam arasında edilen duaları da Rabbimiz geri çevirmiyor. Öyleyse dualarımızın başında ve sonunda muhakkak salatü selam getirmeliyiz. Hatta hocamız şöyle buyuruyor, şöyle diyor. Hani bir sohbet yapıldıktan sonra ya da Yasin-i Şerif okunduktan sonra, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Ala Resulüne El Fatiha, Ala Resulüne Selavat denir ya, işte o zaman Fatiha'yı okumadan önce ve Fatiha'yı okuduktan sonra da Selatü Selam getirmemiz
Fatiha'mızın iyi olacağını gerekliliğini ifade ediyor. Neden? Fatiha-i Şerif'i de çok büyük bir dua. Biz orada ne diyoruz? Ya Rabbi yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dileriz. Bizi salih kullarından eyle, onlarla beraber eyle, sapmışların, sapkınların yolundan değil diye dua ediyoruz. Düşünün, bu duayı samimiyetle yapıp başında ve sonunda salatü selam getirdiğimizde Rabbimizin kabul buyurduğunu düşünelim. İnşallah çok önemli bir dua olduğu için de başında ve sonunda muhakkak salatü selam getirmeliyiz Fatiha-i Şerif'inde. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirmek bu kadar önemli. Efendimiz'e soruyorlar. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh'ım şöyle dedi. Ya Resulallah, sana nasıl selavat getireceğiz diye sordular. Şöyle buyurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyetihi kema salleyte ala İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyetihi kema barikte ala İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım, İbrahim'in ailene rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, hanımlarına ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim'e hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed'e, hanımlarına ve zürriyetine de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, yücesin deyiniz buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selatü selam getirirken onunla beraber onun âline, hanımlarına, zürriyetine, ashabına da beraber salatü selam getirmemiz çok daha eftal. Eğer bu okuduğum salatü selamı ezbere bilmiyorsak, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar, ya Resulallah sana nasıl salatü selam getirmeliyiz? Ebu Muhammed Kab İbni Ücre radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yanımıza gelmişti. Ya Resulallah sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Sana nasıl selavat getireceğiz diye sorduk. Bu da şöyle buyurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema sallite ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema barik de ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve âline de rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin. Allah'ım, İbrahim'in âline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed'e ve âline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin deyiniz buyurmuştur. Bu Allahümme salli ve barik duaları biz tahiyyatın arkasından hemen namazımızda bunu okuruz. Efendimiz aleyhisselam bu salavatla bana bol bol salatü selam getiriniz buyuruyor. Namazın dışında da Allahümme salli ve Allahümme bari bol bol okuyabiliriz. Bu salatü selamlarla Efendimiz'e bol bol salatü selam getirebiliriz. Elimizden geldiği kadar Şaban-ı Şerif ayında ve Ramazan-ı Şerif ayında bol bol salatü selamlar getirelim. Getirelim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan yakınlığımızda artsın. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salatu selam getirenlerdir. Bakın, kıyamet gününde Efendimiz'e yakın olmak istiyorsak, o dehşetli günde, o sert günde, gözlerin o kadar dehşeti görmediği, duymadığı o günde selamette olmayı, rahatta olmayı istiyorsak, Efendimiz'e yakın olmayı istiyorsak, ona bol bol salatu selam getirmeliyiz inşallah. Demek ki Efendimiz'e salatu selam getirerek onun yakınlığından, on misli mertebemizin yükselmesinden, onlarca hayırdan, günahlarımızın silinmesinden mahrum olmamak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çokça salatü selam getirmeliyiz. Özellikle de cuma günleri bol getirmeliyiz. Özellikle de Efendimizin Şaban benim ayımdır dediği şu içinde bulunduğumuz Şaban ayında bol bol salatü selam getirmeliyiz. Rabbim hakkıyla salatü selam getirenlerden eylesin. Günümüzü, günlerimizi, aylarımızı, ömrümüzü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmekle bereketlendirsin inşallah. Allah'a emanet olun sevgili dinleyenler. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Paylaşmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hayırlı günler.